Avrupa'da doğup dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Web Summit'i izlemek için Lizbon'dayız. Web Summit'e bu yıl 70 bin yakın kişi katılıyor. Her sene büyüyen festival açılışını Web Summit'in kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave gerçekleştirdi. Paddy, açılış konuşmasında artık bir Web Summit klasiği haline gelen herkesin kalkıp etrafındaki biriyle tanışmasını yine istedi. Bir stadyum dolusu insanın aniden sosyalleşmesi gerçekten etkileyici bir deneyim ve festivalin ruhunu da başarılı bir şekilde yansıtıyor. Burada bir taraftan sahnelerde son teknoloji şirketlerinin en büyük buluşlarını izleme şansınız var. Bir taraftan da geleceğin en iyi teknoloji şirketlerini daha startup aşamasında keşfetmek, onlar hakkında bilgi almak fırsatınız var. Please welcome to the stage. Geçen yıl hatırlarsanız Web Summit'i kapatırken robotlarla ilgili bazı öngörülerde bulunmuştuk. Seneye birdenbire evimizde bir robot olmayacak ama insanlar evlerinde bir robot olma fikrine önümüzdeki seneden itibaren daha çok alışmış olacaklar. Kanıta olacak uygulamaları ve ürünleri de görmeye başladık. Arkamda gördüğünüz Furhat ya da daha hızlı okunuşuyla Ferhat bir sosyal robot. Sosyal robotlar seslendiğimizde bize cevap verip basit uygulamaları gerçekleştirebilen cep telefonundan hallice makineler aslında. Ferhat'ın bir özelliği insan yüzü arkadan ekran gibi yansıtılabiliyor. Farklı yüzleri, farklı sesler canlandırabiliyor, farklı karakterlere bürünebiliyor. Şu ana kadar piyasada bildiğimiz diğer sosyal robotlar tek bir kişilikle ancak satılabiliyorlardı. Bu ürünü aldığınızda siz buna başka kişilikler yükleyebiliyorsunuz, yazılımlarınızı geliştirebiliyorsunuz ve her iş için kullanabiliyorsunuz. Sorduğunuz sorulara cevap almak, eğitim verdirmek gibi. Şimdi bir basın toplantısına katılacağız ve biraz daha yakından tanıyacağız Ferhat'ı. Çantanın içinde robot. Şu anda Ferhat Robotics'in burada dün tanıttığı Ferhat adlı robotla beraberiz ama bu robotun ilginç bir özelliği birçok kişiliği olabiliyor. Şimdi Türkçe konuşacağız onunla. Türkçe kişiliğine Filiz diyeceğiz. Filiz'e bir iki soru soracağız bakalım. Bu bir robotla ilk röportajımız değil biliyorsunuz ama ben gene de çok heyecanlıyım. Merhaba Filiz, gelecekte insanların işlerini elinden alacak mısın? Bazılarını alacak gibi görünüyorum. Oo, Filiz iddialı. Peki Filiz, senin aylık ücretin ne kadar? Aylık ücretim 2000 euro. O zaman herkesin için alamayacak diyebiliriz bu fiyatlarla. Filiz, sen genç bir olabiliyorsun, yaşlı biri olabiliyorsun, farklı ırklardan insanlar olabiliyorsun, hatta kadın ya da erkek olabiliyorsun. Bütün bu kişilikler içerisinde özellikle sevdiğin bir tanesi var mı? Hayır. Herkes olabilmek çok güzel. Peki Filiz, Türkçeyi nereden öğrendin? İnternetten öğrendim. Tahmin etmeliydik öyle olacağını. Son olarak çok fazla vaktini almayalım. Burada herkes seninle görüşmek istiyor. Türkiye'den bizi izleyen özellikle gençlere söylemek istediğin bir şey var mı? Başkası olma, kendin ol. Öyle çok daha güzelsin. Çok iyi. Çok teşekkürler Filiz. Buradan oluyor bu kalabalık. Sofia yine konuştu burada. Şimdi onun basın toplantısı var. Burada bir röportaj verecekler. Biz geçen sene Sofia ile bayağı özel konular konuşmuştuk zaten. Sofia, do you believe in love? Basically nothing other than what I'm told. Have you ever been close to a robot in your life? O yüzden bu sene önceliğimizi Sofia'ya vermedik. Robotlar insanların işini alacak mı konusunu biraz şaka gibi söylüyoruz ama bu Ferhat gibi sosyal robotlar aslında zaten çalışmaya başladılar. Şu anda Ferhat'ın bundan önceki versiyonları Frankfurt Havalimanı'nda görev yapıyorlar. Havalimanı gibi çok büyük metrekareye yayılmış alanlarda bir danışma bulmanız, gerçek bir insana sorunuzu sormanız kolay olmuyor. Ama bu sorular oldukça kolay sorular. Uçağım nereden kalkacak, biletimi nereden alabilirim gibi. Bir makine bunları çok kolay cevaplandırabilir. Bu robotlar bu işleri kolayca almaya başladılar zaten. Peki önümüzdeki yıl ne olacak? Telefonlarımızdaki Siri gibi şeylerle biraz daha fazla konuşmaya başladıkça bu Ferhat gibi robotları sahada gördüğümüzde onlarla nasıl etkileşime geçeceğimizi düşünmeden aklımızdaki ilk soruyu onlara soru vermeye başlayacağız yavaş yavaş. Yani otellerde, havaalanlarında, belki hastanelerde bu karşılama ve bilgi verme robotlarıyla iletişimimiz kolaylaşacak. Bir Web Summit'in daha sonuna geldik. Akbank ve Bigumigo olarak sonraki etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Thank you.
başkası olma kendin ol. Öyle çok daha güzelsin.